şerefsiz. Çık. Hadi. Onca laf kalabalığı ettin ama bir şey doğru dedim. Oğlumu parmaklıkların arkasında büyüteceğim. Yanımda olmayacak ama rüyalarımda olacak. Hayallerimde. Ama Tahir'im kurtulacak. Murat kurtulacak. Nefes, nazar kurtulacak. Annemizi, dünya senin gibi bir pislikten kurtulacak şerefsiz. Abi yapma! Bakın kim gelmiş. Tahir. Oğlum kızım garım sağ emanet. Bu it için elini kana bulamaya değmez abi. Doğacak çocuğunu düşün. Yeğenimi düşün. Ben de aynısını söylüyorum Tahir ama dinlemiyorum. Abi yapma. Hayır çekil. Bu artık benim meselem, çekil. Abi yapma. Yapma abi, yapma. Tahir. Ben sana sıkarım ama. Sen bana sıkamazsın kardeşim. Çekil. Bu şerefsizin cezasını kesmek bana düşer abi. At o silahını, yapma. Hayır. Geri çek. Ya da sık gitsin be kardeşim. Bu şerefsiz gebermeden bize rahat yok. Hem bak herkes kurtulacak. Bunun için benim hayatımdan 3-5 yıl alacaklarsa... buyursunlar, alsınlar. Hem bak biz kardeşiz. Hasan gönlüsün hesabını, ha ben. Her pışkın uyuyacak. Ondan sonra 3-5 tane adamı sıkacak. Suçu üstlenecek ha. Ondan sonra bu yeri dışarı çıkacak. Artık bu işe bir dur demek lazım. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi etme. Sadece kendini değil hepimizi yakarsın. En başta da beni. Etme abi, ikiletme. Seni vurmak zorunda, bırakma beni. Sen daha sıkamazsın Tahir. Ben yaparım ama sen yapamazsın. Delilik senin tekeline mi lan? Nasıl olsa benim de kanım da var ha? Bırak kafasına sıkayım şunu. Paylaşılamamak ne kadar güzel bir duygu. Ama bir karar verin çocuklar. Hanginiz beni öldürecek, hanginiz deli? Benim ola benim. Abi! İmtihanı. Geçersem de benim, kalırsam da. Vay vay vay. Laflara gel. Sevdamın imtihanı ha? İki koca herif, ellerinde iki silah. Silahsız bir adamı diz çöktürmüşler. Öldürecekler, hala racon kesiyorlar. Bu mu lan delikanlı? Cidden beni vuracak mı sandın? Hem de elimde silah yok ya. Bu delikanlı daha sığar mı? Ula sana son bir şans veririm. Pılını pırtını toplayıp Trabzon'u terk edeceksin. Anladın mı beni? Canını anca öyle bağışlarım. Bir daha da ne beni? Ne bir kaleliği, hele de nefesi. Rüyanda bile görsen tövbe edeceksin, anladın mı? İlahi Tahir, hiç güleceğim yoktu. Ne kadar acınacak bir haldesin. Aslında ne kadar çaresizsin. Sen benim yaşamam için bana son bir şans veriyorsun, öyle mi? Daha çok. Katil olmaman için benim sana son bir şans vermemi istiyorsun gibi geldi. Sevdanın imtihanı. Sana o zaman 100 puanlık imtihan sorusu da yer. Nefes için neyi göze alabilirsin? Bak şu alim bile karısı ve çocukları için seni öldürmeyi göze aldı. Ya sen? Hayır. Sır şunu kafasına. Ya da çekil kenara ha. Yarım kalan işimi bitireyim. Sonra da Karadeniz'e gömeceğim bunu. Sen aşkı, tutkuyu, çocuğu...
çocuk oyuncağımı sandın Tahir. Nefesi asla benim sevdiğim kadar sevemeyeceğini biliyorsun. Değil mi? Ya sustum. Bununla yüzleşmek ağır mı geldi Tahir? Sana son bir fırsat verdim. Sen de bunu geri teptin. Sen bilirsin. Sık kafasına Tahir! Sık! Yapamaz. Yapamaz. Çünkü bu senin için yeterince adil bir savaş değil. Yeterince delikanlıca değil. Al ulaşını. Al. Düello mu yapacağız Tahir? Sırt sırta verip 10 adımda atacak mıyız? Yalnız ben 3. adımda dönerim söyleyeyim de. Al şunu dedim. Adam gibi bir hayat yaşamadım belli. Ölürken adam gibi öl bari. Tahir. Ulan seninle oyun oynay. Sık kafasına gitsin. Al bunu Vedat. Git buradan Vedat. Beni öldürdükten sonra vicdanının sana soracağı sorulara bir cevap arıyorsun ama bulamıyorsun. O yüzden de yapamıyorsun. Ama ben yaparım. Ben nefes için her şeyi yaparım. Bütün günahları işlerim. Bütün suçları işlerim. Ama sen yapamazsın. İşte bu yüzden nefes senin değil, benim. Ben nefes aldıkça sen nefesi alamayacaksın. Bunun tek yolu var Tahir. O da beni öldürme. Ama bak, ben canlıyım. Peki neden? Mustafa, sen oğlunu düşünde mi büyütmek istersen yoksa dizin bağ mı? Seni vurdum mu Tahir? Beni öldürüp hapse girdikten sonra nefese kim bakacak? Bu mu? Belki. Peki ya Saniye Hanım? Oğulcuğunun yıllarca hapiste çürümesine sebep olan kadına kim bilir neler yapar? Peki Yiğit? Ona soracaklar. Tahir'e neden baba demiyorsun? Çünkü babam değil. Çiçi babam. Peki babana ne oldu? Öldürürdü. Kim öldürdü? Çiçi babam. Yani Tahir, günün sonunda Yiğit'in babasının katili olacaksan, Yiğit sana denizden gelen kaplan diyebilir. Tahir abi diyebilir. Amca diyebilir. Ama asla baba demeyecek. Bam! Seni de vurdum. Şimdi söyle bana Tahir. Hangimizin silahı daha kuvvetli? Kendimizi kandırmayalım beyler. Şu silahları da atın elinizden artık. Sizin o elinizdeki silahlardan daha büyük bir güç var. İnsanın aklından geçerken bile tüylerini diken diken eden bütün günahları gözü kapalı işleyebilme gücü. O da bende var. Ama sende yok. Mezar açık kalsın. Oraya seni gömeceğim. Nefessiz kalacaksın. Eline silahı verdin. Sıksaydın. Nefessiz bıraksaydın beni. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Seni durduran neydi? Hadi al şu silahı. Al şu silahı. Sizin beni öldüreceğiniz falan yok değil mi? Çünkü sizde o yürek yok. Çok sevdiğim bir abimin bir lafı var. Eğer silahı çekiyorsan sıkacaksın. Yok eğer sıkmayacaksan çekmeyeceksin. Aslında Tahir, nefese şunu sormamız yeterli. Senin için dünyayı yakmaya hazır.
bütün günahları yüklenen, bütün suçları işleyen, bütün bunları da yalnız senin için, yalnız senin için yapan bir adamın sevgisi mi daha büyük? Yoksa... Hayırca, benim nefes için yapabileceğim şeylerin hiçbir sınırı yok. Ama senin sınırların var. O yüzden de sen kaybedeceksen, ben kazanacağım. Ben asla kaybetmem. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsin. Ben bu herifi vuramıyorum. Bütün bu yaptıkları Vedat'ın yanına mı kalacak? Kafanı yorma. Kaldı bile. Mustafa'cığım, beni arabaya bırakır mısın? Arabam orada kaldı. Vedat! Yine ne var? İkimizden biri ölene kadar var. İkimizden biri ölene kadar.